Ben bu burada olduğu için bunun burada olduğunu biliyorum. Ama bu ben bildiğim için burada değil. Bir bilginin Cenab-ı Hakk'ın ilminde olması, var olması için yeterli bir şey değil. Ne zaman var olur Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan bir şey? İrade edecek ve o iradeyle kudretini harekete geçirdiği takdirde o şeyin varlığı ortaya çıkar. Bir şeye yanlış bir gözlükle bakıp doğru bir neticeyi almamız mümkün değil. Bu meseleyi anlamak istiyorsak, bu meselenin nasıl olduğunu fark etmek istiyorsak bakış açımızı düzeltmemiz gerekiyor. Yani kader yazılmış. Kader yazılıysa ben bunu yapmak zorundayım. Ben bu kaderi değiştirecek değilim. O halde ben niye sorumlu oluyorum? O zaman cüz ihtiyarı benim neremde? Kader önceden yazılmış, cüz ihtiyarı şimdi yapıyorum. O zaman yani nasıl oluyor bu şey? Kafalar burada karışıyor. İşte soru da burada bu. Kaderle cüz-i ihtiyariyi nasıl birleştireceğiz? Çünkü kader dediğimizde sanki bir zorunluluk, bir cebir var gibi. Öyle de yazılmış bitmiş. Ama cüz-i ihtiyari dediğimizde tercih. Öyle de yapabilirim, böyle de yapabilirim. Onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Hala bir değişkenlik var. Birinde sabitlik var, birinde değişkenlik var. Ya bunu nasıl birleştireceğiz diye bir soru soruluyor ki hepimizin de kafasında olan bir soru. Ehli ilme mahsus ince bir tetkiki imaniyedir. Ehli ilme mahsus ince bir tetkiki imaniyedir. İmani bir meselenin çok inceden ince tetkik edilmesidir. Ehli ilme mahsus, burada bir ehli ilme mahsus dedikten sonra bir haşiyesi var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Bu ikinci mebhas, bu bahis anlamına geliyor. En derin ve müşkil bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikin bu meseleleri, imani meseleleri böyle inceden inceye tetkik eden, tefekkür eden, müzakere eden alimlerin en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akaide-i kelamidir. Yani kelam ilminin önemli bir tartışma meselesidir. Gerçekten geçmişe baktığımızda kelam ilminde bu kader meselesi, cüz-i ihtiyari meselesi çok tartışmalara yol açmış, çok müzakerelere yol açmış, çok da ayrılmalara yol açmış. Yani kelamın içerisindeki cebriye mesleğinin ayrılması, mutezilenin ayrılması temelde, başka meseleler de var da temelde kader meselesindeki farklılaşmadan doğmuştur. Gerçekten kelam alimleri arasında önemli bir tartışma meselesi olmuş ve burada da Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi şeye getiriyor. Risale-i Nur tam halletmiş. Yani Risale-i Nur tam onların böyle inceden ince tartıştıkları bir meseleyi tam halletmiş. Gerçekten kelam kitaplarını falan açıp bakarsanız buradaki bahsedilen birçok tartışmaları görürsünüz. Hatta bunun içerisinde bir takım meselelere de hani okuyan insanların fark edebileceği bir meselede üstad biraz daha üstten sanki o hükmü koyucu bir takım ifadeleri de var. O öyle demiş, bu böyle demiş ama bu böyle gibisinden yaklaşımları da var burada. O nedenle biraz sıkılırsanız, biraz ağır gelirse onun için kusura bakmayın, başta onun pazarlığını yapayım. İstifade edebildiğimiz kadar, çünkü bir imani bir mesele, imani mesele önemli bir zihne takılan, soru işareti oluşturan bir mesele de olduğu için imani meselelerde ne kadar istifade edersek o kadar bizim için önemlidir. Evet, konuya giriyoruz. Eğer desen kader ile cüz-i ihtiyari nasıl tevfik edilebilir? Yani kader ile cüz-i ihtiyari nasıl birleştirilebilir? Herkesin de kader meselesindeki sorusu bu. Öyle değil mi? Yani kader yazılmış. Kader yazılıysa ben bunu yapmak zorundayım. Ben bu kaderi değiştirecek değilim. O halde ben niye sorumlu oluyorum? O zaman cüz-i ihtiyarı benim neremde? Kader önceden yazılmış, cüz-i ihtiyarı şimdi yapıyorum. O zaman yani nasıl oluyor bu şey? Kafalar burada karışıyor. İşte soru da burada bu. Kaderle cüz-i ihtiyariyi nasıl birleştireceğiz? Çünkü kader dediğimizde sanki bir zorunluluk, bir cebir var gibi. Öyle de yazılmış bitmiş. Ama cüz-i ihtiyari dediğimizde tercih. Öyle de yapabilirim, böyle de yapabilirim. Onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Hala bir değişkenlik var. Birinde sabitlik var, birinde değişkenlik var. Ya bunu nasıl birleştireceğiz diye bir soru işareti, bir soru soruluyor ki hepimizin de kafasında olan bir soru. El cevap 7 vecih ile. Yani bu soruya 7 vecih ile cevap veriliyor. Birincisi, elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adili hakim, elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla, intizam ve düzen diliyle hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adili hakim, hem adil hem hükmeden, hikmetle hükmeden, insan için medar-ı sevap ve ikab olacak, insan için cezaya ve mükafata neden olacak mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyari vermiştir. Evet, cüz-i ihtiyari mahiyetini bilmiyoruz. Meçhul ama bir şey var. Bir şey var ki serbestçe, hürce tercih ediyoruz.
Ve Cenab-ı Hak o noktaya bize müdahale etmiyor. Hatta Cenab-ı Hak yaratmış. Çünkü kuluna diyor ki hadi diyor sana cüz ihtiyar denilen bir özellik verdim. Bunun mahiyetini bilmiyoruz. Ama diyor ki serbestçe tercih edebilirsin. Onu da tercih edebilirsin. Onu da tercih edebilirsin diye Cenab-ı Hak vermiş. Ve bu tercih imtihanın temel sırrını oluşturuyor ve imtihanın neticesindeki cennet cehennem gibi mükafat ve cezanın da temelini oluşturuyor. Şimdi buradaki özellikle kainatın bir şehadetine ve Bediüzzaman Hazretleri vurgu yaptı. Şimdi bütün intizamıyla ve mizanıyla Cenab-ı Hakk'ın adaletine kainat işaret ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kainatı yaratan bir zat haksızlık etmeyeceğine göre, zulmetmeyeceğine göre burada bir hakikat var ki burada biz hürcet tercihte bulunuyoruz. Birinin tercihinde cenneti, öbürünün tercihinde de cehennemi hak ediyoruz. Bunun aksi yöndeki bir şey şu kainatın adaletine ve hikmetine şehadet ettiği kainatı itham etmek olur ki o zaman ona kainat lisanı haliyle karşı çıkar. Demek ki o adil hakim insan için medar-ı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüz ihtiyarı vermiştir. O adil-i hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi şu cüz-i ihtiyarinin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. Yani kainatta yaratılmış, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu birçok hakikat var ki mahiyetini bilmiyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama var olduğunu da gözümüzde şehadet ediyoruz. Öyle değil mi? Mesela ruh meselesi. Ruhun mahiyetini bilmiyoruz. Ama hepimiz de müşahede ediyoruz ki ruh denilen bir hakikat var. Yani cansız maddeleri bir anda canlandıran, ayağa kaldıran, taşı toprağı şu sizin de konuştuğum gibi konuşturan, hissiz mahlukatı hisli hale getiren, duygulu hale getiren, hisseder hale getiren bir hakikat var. Mahiyetini bilmiyoruz. Aynen onun gibi mahiyetini bilmesek de hepimiz biliyoruz ki, müşahede ediyoruz ki irade denilen bir hadise söz konusu. İkincisi, biz zarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. İhtiyar irade demek. Herkes kendisinde bir iradeyi hisseder. Şöyle bir iç dünyamızı şey yapacak olsak, şu bardağı tutup tutmamak konusunda serbest olduğumu, bir irademin olduğunu, hayatımda sürekli bir tercihler yaptığımı hepimiz hissediyoruz, öyle değil mi? Yani böyle robot gibi hissetmiyoruz kendimizi. Herkes hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Hepimiz böyle bir irademizin olduğunu vicdanımızda biliyoruz. Öyle değil mi? Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Yani bir şeyin vücudunu bilmek ayrı bir şey. Varlığını bilmek ayrı bir şey. Ama mahiyetini bilmek, onun neliğini bilmemiz ayrı bir şey. Demek ki biz zaruri herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var. Vücudu bizce bedihi olduğu halde, yani varlığı bizce apaçık olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. Mahiyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta o kadar çok şey var ki mesela yer çekimi denilen bir hadise var. Değil mi? Bir kuvveti hissediyoruz, görüyoruz. Bütün eşyaya dökmediyor. Ama mahiyetini bilmiyoruz. Elektrik dediğimiz sürekli kullandığımız bir şey var. Biliyoruz elektrik denilen bir şey var. Ama hala mahiyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Az önceki söylediğim gibi ruh var ama mahiyetini bilmiyoruz. Hislerimiz var. Hepimiz biliyoruz. Sevgimiz var, şey yok adı var. Ama mahiyetini bilmiyoruz. Yani bir bilincimiz var ama mahiyetini bilmiyoruz. Hatta o dinsizlerin bile en çok kafalarına takılan şey, ya bu bilinç nedir ya diyorlar. Yani bu cansız bir beyin nasıl bilinçli olabilir, kendisinin farkında olabilir diye bilmiyoruz. Ama biliyoruz. Bu mahiyetini bilmiyoruz diye bilinç yok diyemeyiz. Öbürünü yok diyemeyiz. İşte vicdan da aynen bunun gibi bir şey. İradede çok şeyler var. Vücudu bizce bedihi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyari öyleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değil. Her şey bizim bilgimize bağlı değil. Ademi ilmi o konudaki bilgi eksikliğimiz onun ademine, onun yokluğuna delalet etmez. Demek ki yani iradenin varlığı çok önemli. Burada tabii üstad burada iradenin varlığı noktasında da diyebilirsiniz ki ya irademizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kadar irademizin var olduğuna vurgu yapmak neden? Küfür ehli, inançsızlar, materyalistler iradeyi reddetmek istiyorlar. İradenin varlığını kabul edemiyorlar. Bu çok önemli bir mesele. İki tane mesele var onların kendi dünyasında. Bir tanesi bilinç, şuur. Cansız bir şey nasıl bilinçli olabilir?
çözemedikleri bir şey. İkincisi irade. İrade çünkü determinizmi kıran bir şeydir. Determinizmin kırığı. Onların hep kafasında maddi bir nedensellik olduğu için şu şunun sebebi bu. Domino taşı gibi. Domino taşları her bir düşer bir sonrakine düşürür. Bir de öbürüne çarpar öyle gider. İradenin olduğu yerde boşluk var. Öyle de gidebilir öyle de tercih edebilir. Bu onların materyalist kafalarına yatmıyor. Ben onu biraz ironik bir şekilde söylüyorum. Ya irade olmasın ne olur diye Allah'a dua ediyorlar. Yani kendilerini haklı çıkarmak için neredeyse irade olmasın diye Allah'a dua edecek vaziyete gelmiş durumdalar. Bununla ilgili ileride de vakit kalırsa bazı şeyler var, böyle deneyler falan var. Onları da konuşuruz inşallah. Evet. Üçüncüsü, yedi vecihle demişti ya, üçüncüsü cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Yani cüz-i ihtiyari kadere muhalif bir şey değil. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Belki kader ihtiyarı iradeyi teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahiyenin bir nevidir. Mustafa abinin söylemiş olduğu gibi bu husus önemli. Yani bizim kafamızı karıştıran şey de önemli şeylerden bir tanesi. Kader nedir? Kader ilmi ilahiyenin bir nevidir. Cenab-ı Hakk'ın birçok esması ve sıfatı var. Bunları birbiriyle karıştırmamamız gerekiyor. Onun hani görme sıfatı, işitme sıfatı, kelam sıfatı, ilim sıfatı, kudret sıfatı, irade sıfatı gibi farklı farklı sıfatlar var. Bir şeyin hangisinden geldiğini bilmemiz son derece önemli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kader nereden geliyor? Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatından geliyor. Yani bilmek sıfatından geliyor. İlmi ilahinin bir nevidir. Cenab-ı Hakk'ın ilminin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. İlmi ilahi bizim ihtiyarımıza, irademize taalluk etmiş. Yani onu görüyor, onu fark ediyor, onu biliyor. Yani onun ilmi bizim irademizi nasıl kullanacağımızı bilecek kadar üstten bakan bir manzara âlâdan bakıyor. O kadar geniş ve şumullü. Dolayısıyla bizim irademize, kaderle bizim irademize müdahale etmiyor. Sadece ilmiyle bizim irademizi nasıl kullanacağımızı biliyor. O nedenle kader olarak yazıyor. Biraz sonra biraz daha açacak bu meseleyi. Bu mesele, bu incelik çok önemli arkadaşlar. Kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyle ise ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. İhtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Şurada biraz daha açıyorum. Dördüncüsü. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani şimdi bizim bilmemiz olan neyi biliriz biz? Olan hadiseleri biliriz değil mi? Malum dediğimiz olan hadiseleri biliriz. Mesela ben şurada bir tane su dolu fincanın olduğunu biliyorum. Niçin biliyorum? Çünkü görüyorum. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu fincan ben bunu bildiğim için burada diyebilir miyiz? Çalışması, bu şeyin çalışması tek yönlüdür. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani ben bu burada olduğu için bunun burada olduğunu biliyorum. Ama bu ben bildiğim için burada değil. Çok basit, anladık herhalde. Bu burada olduğu için ben biliyorum. Bu benim ilmim de var. Burada biliyorum, görüyorum. Ama şunu diyemeyiz. Ya sen biliyorsun. Demek ki sen bunun bildiğin için bu burada diyemeyiz. O saçma bir şey olur. İşte kader de böyle bir şey. Kader ilim nevindendir. İlim yani kader maluma olan şeye tabidir. Yani nasıl olacak? Öyle taalluk ediyor. Nasıl olacak? Öyle taalluk ediyor. Yani Cenab-ı Hak görüyor. Nasıl tercihte bulunacağını oraya yazıyor. Nazar-ı ilmisi bütün her şeye nüfuz ettiği için, bütün zamanlara, bütün mekanlara nüfuz ettiği için kader olarak biliyor ve yazıyor. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Malumun ilme tabi olmaması bu fincanın varlığının benim bilmeme tabi olması anlamına geliyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilimde olduğu için o var değil. Çünkü varlığın sebebi ilim değildir arkadaşlar. Varlığın sebebi kudret ve iradedir. Bakın hani az önceki sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını birbirinden ayırmamız lazım değil mi? Bilmek ayrı bir şey, kudret ayrı bir şey, irade etmek ayrı bir şey. Mesela siz diyelim ki bir sanatkar olduğunuzu düşünelim. İlminizde o sanata ait malumat ve bilgiler vardır. Öyle değil mi? Ama sizin zihninizde o sanatınıza ait bilgilerin olması onun varlığı için yetmez. Varlığı için gereken şey, ilave olarak gereken şey nedir? Sizin bir o zihninizde varlığını bildiğiniz o sanatınızı icra etmek için bir irade göstermeniz gerekir. Bir tercihte ben bunu yapacağım demeniz gerekir. O iradeyi gösterdikten sonra da kudretinizle yani gücünüzle kuvvetinizle onu o ilmi açığa çıkarmanız gerekir. Yoksa onun açığa çıkması için İlim kafi değildir. İşte Cenab-ı Hak açısından da onun ilminde olması, bir bilginin Cenab-ı Hakk'ın ilminde olması
var olması için yeterli bir şey değil. Ne zaman var olur Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan bir şey? Az önceki söylediğimiz gibi irade edecek ve o iradeyle kudretini harekete geçirdiği takdirde o şeyin varlığı ortaya çıkar. Yoksa ilimde olması onun varlığının olması anlamına gelmiyor. Yani nasıl olacak öyle taluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim desatiri, ilmin kuralları, malumu, var olan şeyi harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Az önceki söylediğim gibi. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi, malumun olan şeyin varlığı ve vücudunun dış dünyaya çıkması, somut hale gelmesi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. Yani bir iradenin bir de kudretin olması gerekir. Hem ezel şu nokta da önemli. Yani bu kader meselesini anlamamızdaki en çok zorlandığımız hususlardan bir tanesi bu ilimle kudret ve irade ayrımını yapamamış olmamız. Yani kaderin ilim nevinden olduğunu, dolayısıyla kaderin fonksiyonunun bilmek olan şeyi bizim tercihlerimize dahil olmak üzere bilmek olduğunu fark etmiyoruz. Onun sanki bir irade ve kudret gibi algıladığımız için karıştırıyoruz. Birinci hususu, algılarımızı karıştıran birinci husus bu. İkinci bir husus da zaman ve ezeliyet kavramları. Şimdi onu açacak. Zaman ve ezeliyet kavramları konusundaki bilgi eksikliğimiz algı problemimizden kaynaklanıyor. Nedir o? Şimdi ezel, yani Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle her şeyi bilmiş ve kaderine yazmış diyoruz. Değil mi? Yani kaderi tarif ederken böyle bir tanımlamada bulunuyoruz. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kaderi her şeyi biliyor ve kaderde yazıyor diyoruz. İşte burada ezeli ilim derken neyi kastettiğimizde bir problemimiz var. Nedir o? Hem ezelin tarifini yapıyor. Bu çok önemli. Mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Yani biz şöyle algılıyoruz. Ezel dediğimizde gidiyoruz, milyarlarca yıl geriye gidiyoruz. Düne gidiyoruz, geçen yıla gidiyoruz, 100 yıl milyar, ta zamanın başlangıcının öncesine gidiyoruz, o zaman silsilesinin başlangıcına gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'ı o zamanın öncesine yerleştiriyoruz, tamam mı? Ve oradan baktırıyoruz. Yani hani kainatın yaratıldığı, zamanın yaratıldığı 13,5 milyar yıl diyecek olursak, Cenab-ı Hak 13,5 milyar yıl öncesinden bakıyor, 13,5 milyar yıl sonra mücahidin ne yapacağını görüyor, kaderine yazıyor. Şimdi biz de diyoruz ki ya ben daha yapmamışım, daha olmamış bir şeyi o zamanın başlangıcından nasıl görülür diyoruz. İşte en önemli problemimiz bizim bu zaman algısında ve Cenab-ı Hak'la bizim zamanla ilişkimizde ve Cenab-ı Hakk'ı zamanla ilişkilendirmemizdeki problemden kaynaklanıyor. Bu tavrın içerisinde az önceki söylenen Cenab-ı Hakk'ı mazi silsilesinin başlangıcına götürüp koymada şöyle bir tavır var. Cenab-ı Hakk'ı zamanın içerisine sokuyoruz. Cenab-ı Hakk'ı yaratmış olduğu bir şeye mahkum kılıyoruz. Çünkü şunun yaratılması neyse zaman dediğimiz olgu da budur. Hatta fizikçiler derler ki yani zamanla mekan aynı şey derler. Anlatabiliyor muyum? Yani yaratmış olduğu şeyin hani biz ısrarla yaratıcı, yaratılan cinsinden olmaması gerekir diye bir vurgu yapıyoruz ya. Yani müteal yaratıcı, yaratıkların dışında olması gerekir vurgusunu yapıyoruz. Yaratılmış bir şey yaratıcı olamaz. Ama bu tavrımız içerisinde Cenab-ı Hakk'ı zamanın içerisine sokuyoruz. Kainatın içerisine sokuyoruz. Kainatın içerisindeki bir bakış açısıyla baktırıyoruz. O nedenledir ki biz hiçbir zaman bu problemi çözemiyoruz. Peki doğrusu nedir? Yani ezel demek ki şu değil. Zaman silsilesinin ta başlangıcına gidip oradan bakmak değil. Önceki zaman, zamandan öncesi değil ezel. Ezelin tarifini doğru yapmak gerekiyor. Ezel nedir? Ezel burada. Belki ezel mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayneye misaldir. Yani şu bir çizgi ise bu çizginin başlangıcına götürmek değil, ezel böyle bakmaktır. Zamanın dışında olmaktır. Zamanın üstünden bakmaktır. Cenab-ı Hakk'a yakışan da odur. Zaman yaratılmıştır çünkü. Yarattığı bir şeyin içerisinde olmaz Cenab-ı Hak. Yarattığı şeylerin üstündedir, müteahaldir. Dolayısıyla zamana da üstten bakar. Yani onun baktığı nazarda dünle bugün yarın eşittir. İkisinin arasında bir fark yoktur. O daha olmadı
yarın olunca olacak, bugün oluyor ya dün oldu ifadeleri bizim kavramlarımız. Cenab-ı Hakk'ın kavramı olamaz. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu ezel kavramını karıştırırsak eğer biz kader meselesini anlamamız mümkün olmaz. Yani Cenab-ı Hak zamana ve zamanın içerisindeki mahlukatına üstten bakar. Onun baktığı yerde şu an geçmiş ve gelecek aynı mesabededir. İkisinin arasında bir fark yoktur. Burada misalle anlatacak şey. Belki ezel mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir ayine misaldir. Öyleyse daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertiple girmesini ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Demek ki kader meselesindeki bizim anlayışımızın en önemli problemlerinden bir tanesi bu zaman ve ezel kavramlarına yanlış bakış tarzımızdan kaynaklanıyormuş. Dolayısıyla bir şeye yanlış bir gözlükle bakıp doğru bir neticeyi almamız mümkün değil. Bu meseleyi anlamak istiyorsak, bu meselenin nasıl olduğunu fark etmek istiyorsak bakış açımızı düzeltmemiz gerekiyor. Hatta şöyle de bir şey var. Bu zamanın içerisinde geçmiş, gelecek vesaire. Mesela bizim tahayyülümüzde şöyle bir şey var. Bir tane madde var. Bir tane madde var. Zamanın içerisinde bu şekilden şekile giriyor. Biz böyle algılıyoruz. Acaba böyle mi? Mesela fizikçiler kainatın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Zamanın içerisindeki kainatın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Bir tane bir şey var. Bu sürekli değişiyor mu? Yoksa bütün değişkenlikleriyle bütün blok kainat diyorlar buna. Bütün kainatlar var da mevcut var, yaratılmış. Bizim ruhumuz bu varlıkların üzerinde seyahat ediyor. Böyle mi acaba diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim kafamızda kendimize göre bir kainat modeli çiziyoruz. Fizikçiler yani bilim dünyası bile bunun böyle olmadığını, olmayabileceğini, farklı alternatifler olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim en önemli kavramımız bir tane bir şey var, bir tane eşya var. Bu halden hale değişiyor. Bu hale burada daha olmamış bir şey nasıl bilir? Belki de Cenab-ı Hakk'ın nazarında buradaki şeyden anlaşıldığına göre bütün mahlukat, bütün kainat, bütün zamanlar Cenab-ı Hakk'ın nezdinde yaratılmış, onun nezdinde var. Ve zamanın dışından baktığınızda bugünü nasıl görüyorsanız yarını da öyle görürsünüz, haşrı da öyle görürsünüz, cenneti de öyle görürsünüz, kainatın yaratılışını da öyle görürsünüz. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Şimdi bu mesele zor bir mesele. Üstad şey yapıyor, örneklendiriyor. Senin elinde bir ayna bulunsa, şöyle bir bunun ayna olduğunu düşünelim, bir ayna bulunsa, Sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse o ayna yalnız mukabilini tutar, yalnız karşısını tutar. Yani çok daralttığınızda bizim an dediğimiz şeyi görür. Anlatabiliyor muyum? Sonra o iki tarafı bir tertiple tutar, çoğunu tutamaz. Yani bu aynayı kaldırmaya başladığınız anda şurası şimdiki zaman olsun, şurası mazi olsun, şurası geçmiş zaman, gelecek zaman olsun. Şöyle çok indirdiğimde sadece anı görür. Yani şimdiki zamanı görür. Bu aynayı biz kaldırmaya başladıkça bunun açısı genişler. Öyle değil mi? Ne kadar kaldırırsak geçmiş sağını ve solunu yani geçmişi ve geleceği de görmeye başlar. İşte senin elinde bir ayna bulunsa sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse o ayna yalnız bu kabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertiple tutar, çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynenin mukabil dairesi görmüş olduğu görüş açısı genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtisamında, onun yüksekliğinde o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. Yani ben buradan tutuyorum. Bunun görüntünün içerisinde bütün masa var. Anlatabiliyor muyum? Bunun içerisindeki şuralarda olana biz geçmiş zaman diyoruz. Şuradakini şimdiki zaman, şuralardakini gelecek zaman diyoruz. Buradaki olan hadiseler aynanın içerisinde öncelik, sonralık, evveli, sonraydı bir hadise diye bir şey söz konusu olmaz. Öyle değil mi? Yani hepsi aynanın içerisinde. Bu öncelik sonralık meselesi bizim kavramlarımız. Yani şu masanın üzerinde yaşayanların kavramları. Dolayısıyla
Cenab-ı Hak öyle yüksek bir manzara âlâdan baktığı için onun için öncelik sonralık diye tarifler yapmak eşyanın tabiatına aykırı ve yanlış bir şey. Demek ki o halat birbirine mukaddem, daha önce, muahhar, daha sonra, muvafık, uygun, muhalif, ters denilmez. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için, kader Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminden olduğu için ilmi ezeliyi hadisin tabiriyle, yani Peygamberimizin hadisinin tabiriyle manzara âlâdan, yani yüce bir noktadan, manzara âlâ denilen öyle bir noktadan bakıyor ki ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makamı âlâdır. Yani kaderin, Cenab-ı Hakk'ın o ilmi ezelisi öyle bir noktadan bakıyor ki yani bugüne bakıp da yarını tahmin etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yarın işte Mücahit böyle yapacak. Ben onu önce... Hayır. Benim yarınımı aynen bugün gibi görüyor. Benim ahiretimi aynen şu an gibi görüyor. Anlatabiliyor muyum? Ya kainatın başlangıcını, yaratılışını kainatın trilyonlarca sene sonraki haliyle aynı vaziyette görüyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinin o manzara âlâ denilen yerden kainatın ve mahlukatın görünmesi. İşte hadisin tabiriyle manzara âlâdan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makamı âlâdır. Mesela Miraç'la alakalı Peygamberimizin birçok hadisleri var, öyle değil mi? Yani cehennemde bir kulunu şöyle gördüm diyor. Cennette böyle gördüm diyor. Haşr'da şöyle bir hadiseyi gördüm diyor. Bize şöyle anlatmıyor. Dikkat edin Peygamberimiz anlatırken. Yani haşr'da şöyle bir hadise olacak. Bu bana bildirildi. Öyle anlatmıyor Peygamberimiz. Öyle değil mi Haluk abi? Ben yanlış mı biliyorum? Diyor ki yani cehennemde bir kulunun şöyle ceza gördüğünü gördüm diyor. Bu ne hal Cebrail dedim diyor Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail bu ne hal? Neden bu cezayı çekiyor diyor. Şundan dolayı dedi diyor. Ya da bir hesap haşir meydanındaki bir hadiseyi anlatıyor. Ondan sonra şöyle şöyle oldu diyor. Yani yaşanmış bir hadise gibi. Niye? Çünkü Miraç'ta Peygamberimiz o zamanın dışına çıktığı için ve bütün o manzara âlâya yakın noktalardan gördüğü için aynen Cenab-ı Hakk'ın görmesi kendisine o şekilde gösterildiği için belki de o anların içerisine girdiği için bize olmuş ve yaşanmış, yani kendi gözünün önünde olmuş ve yaşanmış gibi anlatıyor. Bize o hadiseleri gelecekte şöyle bir şey olacak diye anlatmıyor. Şöyle oldu diyor. Ben şöyle gördüm diyor. Ben şöyle müşahede ettim diyor. Evet. Ve bu söylediğim de arkadaşlar az önceki söylediğim gibi fizik yasaları, bunu fizikçiler çok iyi anlarlar. Fizikçilere hiç garip gelmez. Hani bu zamanda yolculuk filan meseleleri var ya, bu tahayyül ettikleri. Çünkü bu buna dayanıyor işte. Ha, üstadım bu noktadaki bir şey de var. Yani hatta tesbih misalini verip o tesbihte şeye geçmek tarzında bir, o zamanın dışına çıkarsa geçmiş günü görebilirsin ve girebilirsin diyor. Yani o zamanın dışına çıkmak da ruhun derece-i hayatına çıkmak da olur. Ruhun derece-i hayatına çıktığınızda manevi makam olarak siz de zamanın dışına çıkarsınız. O zaman o zamanın dışına çıktığınızda Peygamberimiz gibi düne de gidebilirsiniz. Geleceğe de, yarına da gidebilirsiniz ve görebilirsiniz ve müşahede edebilirsiniz. Yani bu hem dini kaynaklarda olan bir hadise hem de bilimsel kaynaklarda olan bir hadise. Yalnız biz işte o zamanın ve mekanın içerisinde olduğumuz için ve bu noktalarda da çok fazla tefekkür etmediğimiz için biz algılamakta zorluk çekiyoruz. Yoksa algılanmayacak bir mesele değil. Evet, demek ki işte kader ilmi ezeliden olduğu için İlmi ezeli hadisin tabiriyle manzara âlâdan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar ihata eder bir makamı âlâdır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Yani bizim şu an yapacağımız hadiseler ya tercihlerimizi nasıl kullanacağımız bu manzara âlâ'nın dışında değil ki mazi silsilesinde, yani çıkıp oradan nasıl biliyor diye görüyor. Yani bütün bütün anlarımız o
manzara âlâ'nın görüntüsü içerisinde. Şimdi boyutlar meselesinde de öyledir. Yani yine fiziği bilenler hani bir boyutlu âlem, iki boyutlu, üç boyutlu, dört boyutlu âlem. Mesela şu masanın üzeri iki boyutludur. Yani gölgeler yaşar bu masanın üzerinde. Bu gölgelerin şuurları olacak olsa buradaki bir gölgenin şurayı görmesi mümkün değil. Yahut da şuraya gitmesi için şuradaki bütün mesafeye geçmesi gerekir. Şimdi bir üstteki boyutta yaşayanın böyle bir zorunluluğu yok. Mesela biz onun bir üst boyutundayız. Biz üç boyutuz. Yani ne demek? Sadece yüzeyin dışında bir de yüksekliğimiz var. Yüksekliğimiz olduğu için biz bu masanın her noktasını görebiliriz. Burada masanın üzerinde yaşayan birisi her noktasını göremez. Mesela şunun arkasını göremez. Ben derim ki bunun arkasında şu var. Aa nasıl gördün der bana. Niye nasıl gördün diye. Çünkü kendi dünyasının kavramlarıyla konuşuyor. Kendi dünyasında bunun arkasını görmesi mümkün değil. Ama ben onun dünyasında değilim. Ben onun boyutunda değilim. Şimdi bakın ikinci boyutta, iki boyutlu masa yüzeyiyle üçüncü boyut arasında bu kadar bir farklılık oluyorsa şimdi düşünün ki boyutlar üstü bütün boyutları yaratmış bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Yani 2 ile 3 arasında bu kadar fark varken anlatabiliyor muyum? Baba nasıl yaptın? Biz hiçbir boyuta tabi olmayan bütün boyutların dışındaki şu da önemli arkadaşlar. Burası da önemli meselelerden bir tanesi. Kader hani zaman ezel kavramlarını açtı. Şimdi yine kaderi anlamaktaki başka ince bir noktamız var. Buna çok dikkat edelim. Beşincisi kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Ne demek? Yani bizim dünyamızda Cenab-ı Hak adetullah'a gereği her şeyi bir sebeple yaratıyor. Öyle değil mi? Her şeyi bir sebeple yaratıyor. Yani dilerse şu şeyi bu fincanı alıp buraya koy. Ama bizim dünyamızda diyor ki bu sebep için bunun buradan buraya gelmesi için araya bir sebebin girmesi gerekir diyor. Bir şart koyuyor bu Cenab-ı Hak adetullah'a. O sebep de benim. Alıp buraya koyuyorum. Tamam. Bu sebep müracaat edilirse. Şimdi kaderin burada hani sebeple sonucun ikisine aynı anda taalluk ediyor. Bu kavram önemli. Yani şimdi hemen anlamayı düşünmeyin. Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Ama bilin ki kader sebeple müsebbebe, sebeple sonuca ikisine aynı anda taalluk eder. Ne demek bu taalluk etmeyi biraz sonra anlayacağız. Yani şu müsebbep bu sebeple vukuğa gelecek. Yani kader hükmederken diyor ki bu fincan buraya gelmesi Mücahit alıp bu fincanı buraya koyacak. Bu fincanın buraya gelmesi Mücahid'in eliyle olacak diye. Yani bu fincan buraya gelecek diye bir hüküm koymuyor. Mücahid elini böyle hareket edecek diye de bir hüküm koymuyor. Bu, bakın bu önemli. Ayrı ayrı hükümler koymuyor. Mücahid elini şöyle, şu kaderin hükmü, imnası nasıl çalışıyor? Diyor ki sebeple müsebbebe aynı anda taalluk ediyor. Yani sebeple müsebbebe bir araya getirerekten diyor ki şu vakitte, şu zamanda Mücahid bu fincanı alıp şuraya koyacak diyor. Mücahit alıp koyacak diyor. Yani bu ifadede ne oluyor? Hem bana hem fincana ikisini bir araya getirerekten yani kader ikisini bir araya getirerekten bir taalluku var. İkisini ayrı ayrı getirmiyor. Bu kaderin bir nizamı. Yani bu kaderin bir nizamı. Kaderin bir kuralı. Demek ki yani şu müsebbep şu sebeple vukuğa gelecek. Öyleyse denilmesin ki. Öyleyse denilmesin ki. Madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir, cüz-i ihtiyariyle tüfek atan adamın ne kabahati var atmasaydı yine ölecekti. Kaderde en çok tartışılan şeylerden bir tanesi o değil mi? Adam silah çekmiş öldürmüş. Kimisi diyor ki ya kardeşim ya, bu adam buzun ölmesi mukadderdi zaten diyor. Tetiği çekmiş çekmemiş bu adam ölecekti zaten diyor öldü diyor. Öbürü diyor ki ya ondan sonra tetiği çekseydi ölmeyecekti diyor. Biz de diyor ki tetiği çekseydi ölecekti diyor. Burada tartışma başlıyor. Kafalarımız da karışıyor burada. Yani bu meseleyi araştırmamız lazım. Yani hep dünyamızda var ya bir hadise oldu. Ya keşke şöyle yapsaydım böyle olur muydu? Keşke şunu yapsaydım böyle olur muydu? Keşke şöyle davransaydım bunu değiştirebilir miydim gibi. Keşkelerimiz bitmiyor ya. İşte bu keşkeleri izahını, kaderdeki hükmü nasıldırın izahını şey yapıyor. Şimdi şu misal üzerinden gidiyor. Birisi tetiği çekmiş öldürmüş. Tartışma bu. Tetiği çekmeseydi ne olurdu? Sizce ne olurdu? Efendim? Evet. Güzel. Yani hepimiz ehli sünnet itikadına sahibiz. Elhamdülillah. Doğru.
Madem filan adamın ölmesi filan vakti mukadderdir, cüz-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti. Sual, niçin denilmesin? Ya böyle demeyin diyor Üstad Hazretleri. Niçin denilmesin? Çünkü, el cevap, çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Az önceki dedim ya, hani fincana ayrı bir kader, bana ayrı bir kader tayin etmiyor. İkimizi bir ilintilerekten şey yapıyor. Mücahit bu fincanı tutacak, buraya koyacak diye yazmış. Fincan buraya uçup gelecek diye yazmamış. Mücahit elini şöyle anlamsız hareket ettirecek diye yazmamış. Niçin denilmesin? Çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Yani kader demiş ki şu adam şunu, şu kişinin tüfeğini çekip tetiği çekmesiyle ölecek diye yazmış. Yazgı bu şekilde yazılmış. Anladın mı? Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen. Eğer onun tüfek atmamasını, yani bunu tetiği çekmeseydi falan. O vakit kaderin ademi taallukunu farz ediyorsun. Yani kader böyle olmasaydı diyorsun. Anlatamıyorum. Kader böyle olmasaydı. Yani çekmeseydi, kader böyle olmasaydı. Ama cümlenin yarısını çıkarıp alamazsın. Kader cümleyi nasıl yazmış? Şu adamın tüfeğini, tetiği çekmesiyle şu kişi ölecek diye yazmış. Ama biz şöyle zihin yürütüyoruz. Bu tetiği çekmeseydi, cümlenin tamamını çıkaralım. Ama cümlenin yarısını çıkarmayalım. Çünkü cümlenin ikisi sebep sonuç bir taalluku var dedik ya. Ya o zaman tetiği çekmesini de yok, adamın ölmesini de yok sayacağız. Kaderin hükmünü değiştirdik. Tamam. Tetiği de çekmedi, adam da ölmedi. Öbür türlüsünün ne olacağını, onun yerine ne konulacağını nereden biliyoruz? Ne demek istediğimi anlatabilir. Yerine ne konuyor? Yani bir kitap bir yazar bir kitap yazmış. Orada birisinin şeyiyle işte tetiği çekti, öbürü öldü diye yazmış. Biz beğenmedik bunu. Ya bu olmasaydı, yani ya şimdi filmin sonu kötü bitiyor. Böyle olmasaydı, tetiği çekmeseydi. Tetiği çekmeseydi demek yazara diyorsunuz ki sen bu cümleni ben beğenmedim. Bu çıkar bakalım. Yerine ne koyacak? Yerine ne konacağını yazardan başkası bilemez ki. Öyle değil mi? Yani bu böyle olmasaydının, yani romandaki bu akış böyle olmasaydı yazarın dışında bilecek kimse yok. Yazar çünkü böylesini yazmış. Yazarın adına da yazacak başka birisi. Başka birisi de yok. Yazar böyle yazmış. Ben kitabımı yazdım diyor. Bu bana göre en güzel hali diyor. Tamam mı? Biz beğenmiyoruz. Şu cümle böyle olmasaydı ne yazardın? Onu yazara soracağız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onun dışındaki o cümle öyle olmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu, tetiği çekmeseydi ölürdü, ölmezdi spekülasyondan başka bir şey değil. Tamamen spekülasyondan başka bir şey. Ya dedikodu yapıyoruz. Hiçbir ilmi hakikati yok. Çünkü kader söylediğimiz gibi sebebe ve müsebbebe bir taalluku var. İkisini de bir araya getirmiş ve yazmış. O şu olmasaydı demek, o zaman biz bu kaderi tabloyu buradan çıkaralım demektir. O zaman yerine ne konulacağını nereden hükmediyoruz ki? Yerine ne konulacak? Bilmeyiz. İşte onun için az önceki sorduğumuzda öyle olmasaydı ne olurdu? Biz bilmeyiz. Allah bilir bunun için diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Demek ki eğer onun tüfek atmamasını farz etsen o vakit kaderin ademi taallukunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi, demek ki bir cebriye mezhebi var. İşte hani az önce kelam ilminde bunların çok tartışmaları olmuş. Böyle farklı mezhepler ortaya çıkmış dediğim. Cebriye mezhebi o ne yapıyormuş? Cebri gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etse, demek ki onlar burada yanılıyorlar, cebriyeciler. Sebebe ayrı, kadere ayrı bir ayrı ayrı kaderler şey yaptıkları için birini çıkardığında öbürü değişmiyor. Ya tetiği çekmeseydi de ölecekti diyor. Cebir çünkü orada var. Anlatabiliyor muyum? Veyahut Mutezile gibi kaderi inkar etsen ehli sünnet ve cemaati bırakıp fırka dâleye girersin. Mutezile ne diyor? O her şeyi sebeplere verdiği için, yani kaderi neredeyse kabul etmiyor, her şeyi sebeplere verdiği için bu adam diyor tetiği çektiği için öldü diyor. Tetiği çekmeseydi ölmeyecekti diyor. Yani Cebri'de ise tam bunun tersi var. Çekse de çekmese de bu cebirle ölecekti bu zaten diyor. Kaderinde yazılmış, bunun hiç kaçarı yoktu diyor. O ölecekti diyor, bu ölmüyor. Halbuki ehli sünnet ne diyor? İkisinin tam ortasında istikametli bir şey. Buradaki gibi kader sebeple müsebbebe aynı anda taalluk eder. Sen birisinin olmamasını hükmettiğin vakit nasıl olacağına bir hüküm getiremezsin. Az önceki söylediğim gibi kaderi kim yazdıysa
onun nasıl olacağını ancak o bilir diyor ehli sünnet ve cemaatisi. Öyleyse biz ehli hak deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul. Cebriye der atsaydı yine atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der atmasaydı ölmeyecekti. Demek ki bu tab başlangıcından beri kader meselesinde bir cebriye meselesi, bir mutezile iki uç şey olarak da gidiyorlar. Ehl-i sünnet ise tam sırat-ı müstakim vasatta şeyleri götürüyor. Bu meseledeki hüküm de bu tarzda.